Şimdi Diyarbakır'a uzanacağız. PKK'nın şehir yapılanması KCK davasında 7. oturum yapılıyor ve duruşmanın ilk bölümünde okunan iddianamede sanıkların Hasankeyf ile ilgili yaptığı çalışmalar gündeme geldi. İddiaya göre sanıklar Ilıstu Barajı'na kredi vermemeleri için Avrupa'da lobi çalışmaları yaptı. Mahmut Bozaslı'na dönelim ve konunun detaylarını Mahmut'tan alalım. Evet Seda, davanın 7. celsesinden de birbirinden ilginç iddialar gündeme geldi. Bu iddiaların en önemlileri Hasankeyf ile ilgiliydi. Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak Hasankeyf ile ilgili bir komisyon kurulduğu öne sürüldü. Bu komisyon ne yapacaktı? PKK faaliyetlerini kısıtlayacağına inandıkları Ilısu Barajı aleyhine propaganda yapmak üzere kurulan bu komisyon Hasankeyf ve çevresindeki köyleri gezerek vatandaşlara baraj aleyhine propaganda yapacaklardı. Böyle bir komisyon kurulmuştu ve bu komisyonda belediye başkanları ve meclis üyeleri yer alıyordu. Bu Hasankeyf ile ilgili başka bir komisyon da Avrupa'da lobi faaliyetleri yürütecekti. Bu komisyonda Ilısu Barajı'na finansman sağlanmaması için Avrupa ülkelerinin nezdinde lobi çalışmaları yürüttüğü iddianameye yansıdı. İddianameye başka iddialar da yansıdı. Bunlardan biri de Ahmet Türk'ün, kapatan DTP'nin eski genel başkanı Ahmet Türk'ün meclis grubunda yaptığı Kürtçe konuşmaydı. Bu konuşmanın da KCK tarafından organize edildi, planlandı. İddianameye yansıyan iddialar arasındaydı. Belediye başkanlarının 29 Ekim kutlamalarına katılmamaları konusunda uyarılmaları gibi iddialar da bugün okundu sanıkların yüzüne. Mahkeme şu anda ara verdi. Öğleden sonraki celsede iddianamenin kalan kısımlarının okunmasına devam edilecek Seda. Biz de buradan ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Söz tekrar sizde Seda. Mahmut Bozaslan aktardı. KCK davasında iddianamenin okunmasına devam ediliyor.